Herkese selamlar, yeniden merhabalar sevgili teraziler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. İyisiniz. Bugün Ocak ayını sizlere yorumluyorum. 2024 yılının ilk ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Hayırlısı uğurlusu olsun sevgili teraziler. Güneş yükselen ay burcu terazi olanları. 2024 yılının ilk ayında neler bekliyor? Hangi olaylar, hangi gelişmeler var? Hangi mesajları alıyorsunuz? bu Ocak ayında güzellikler sizlerin olsun diyorum. Güneş sinir ağı çakrası diyor ki olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Evet bir güç var. İçinizden gelen bir güç var. Terazi burcunun zaten adaletli olması, insanlarla anlaşabiliyor olması. Zaten sizin en güçlü yönlerinizden bir tanesi hayal kurmanız. Hayal kurabiliyor onun. Bazı insanlar hayal bile kuramazlar, plan dahi yapamazlar. Sizlerde bunlar var. Artı cesaretli olduğunuz bir dönemdesiniz. Ben ne yapmak istiyorum? Yarın bir gün insanlar beni nasıl hatırlamalı? Bunları ön plana çıkarttığınız bir dönem ve olumlu yönleriniz nelerdir? Mesela çok mu güzelsiniz? Çok mu yakışıklısınız? Bunlar daha da artabilir. Bu şekildeki olumlu şey zaten zekisinizdir, daha da zeki olursunuz. Zaten başarısınızdır, başarınız artar. Zaten mutlusunuzdur, mutluluğunuz bu dönemde artar. Ama onun haricinde bir de ya yani şu anda olumsuz olan bir şey var. Mesela sağlığım ve ben bunun olumlu olmasını ve sağlık anlamında da çok dinç, çok dirayetli olmak istiyorum dediğinizde bir dönem ve bu alanlarda da Olumsuzları olumluya, negatifleri pozitife çevirdiğiniz ve bu açılardan da yine güçlendiğiniz bir dönem. Yani her türlü win-win, kazan-kazan, her türlü kazandığınız genel olarak hayatınıza da olumlu ve pozitif durumları çektiğiniz, bunun için de çalıştığınız bir dönem. Ve arkadaşlar, hayatınızın sorumluluğunu üstlenmek. Bu kart çıkıyorsa zaten hayatınızın sorumluluğunu nasıl üstlenebilirsiniz? Anne-baba evinden çıkabilirsiniz. Bir anne-babadan, partnerden bir harçlık alma durumu varsa artık harçlık almaya ihtiyacınız olmaz. Alırsınız almazsınız gene size kalmış. Ama para kazanıyorsunuzdur. Ama başka bir şehirde okumaya gideceksinizdir. Ama başka bir şehir, başka bir ülkede gündemleriniz vardır. Yani şunu söylüyor. Senin tamam ailenle hayatın olabilir, çocuklarınla hayatın olabilir ama kendi Tek elinde, kendi özelinde ayrı bir hayatın var ve sen orada bir şeyler inşa ediyorsun. Belki para biriktiriyorsun, belki kursa gidiyorsun, belki başka bir şey ve hayatınızın sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Tabii ki sorumluluk dediğimde iş gelir, anne babayla ilgili konular gelebilir, kendi evinize çıkma durumlarınız gelebilir. Bebek konuları yine e, gündeminizde olma ihtimali var. Sevgili dostlar, kalp çakrası arkadaşlar harikasınız. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol. Şimdi arkadaşlar evet sevgi vermeye almaya açık olmak önemlidir bu bir. Ama onun haricinde diyor ki aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Şimdi sorun bakalım yani aklınızdan cevap vermeyin. Bakın kafa sesi vardır. Bir de insanın yüreğinden geçen bir şeyler vardır. Aklınızdakini diyelim söylediniz. O söylemeniz böyle hemen böyle lafın içerisinde geçip giden bir şey olabiliyor. Ama kalbinizden bir şeyler söylediğiniz zaman Sanki böyle daha derinlerdeki bir duyguyu kazmışsınız da karşınızdaki insana bir sır veriyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bakın işte bu kalbinizden gelen bir şeydir. Ağzınızla söylediğinizde ruhunuzdan gelen bir değil. Anne size kızar, git defolar ama yüreğinde gitmenizi istiyor mudur? İstemiyordur. O anda ağzına öyle gelmiştir. Kafasından o laf geçmiştir. İşte o yüreğe bakmak önemli. Bu dönemde beni inşa alırlar mı sorusunun cevabı içinizde. İstemek ayrı bir şey. Kalbinizden geçen şey. Doğru şey ve bu bir cevap. Hani cevapsız kalan sorularınız varsa ilişkiler, aşk hayatı, eğitim hayatı ben buraya para yatırmalı mıyım? Evet, o an çok mantıklı. Ama yüreğimde o geçmiyor. İçimden o gelmiyor. Aslında mantıklı olabilir ama içimden o geçmiyor. İşte içinizden ne geçiyorsa o sizin cevabınız ve diyor ki görülemeyen şeyleri görebiliyorsun. Beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Şu lafı duymuşsunuzdur benden. Bakmak ayrı bir şey, görmek ayrı bir şey. Siz bakanlardan değil siz görenlerden olun. Bu burada durur. Bakarsınız ama gerçekten görebiliyorsanız başkasının göremediği şeyleri görebiliyorsanız işte siz fırsatları yakalarsınız. Zaten girişimciler de öyle. Herkes bakar, buna bakar. Aa kağıtlar, der, kartlar. Der. Ama görebilen bunu belki bir satış olarak görür. Bunu bir para kaynağı olarak görür. Bir rehberlik aracı olarak görebilir. Tamamen bakış açısı. Ruhsal öngörü, şifa, öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için zihin gözünün yanı sıra fiziksel görünüşünle de gördüğün şeye güven. Yani bazı burçlara dedik ki kulaklarınızla duyduğunuza inanmayın. Doğru şeyler söylemeyebilirler. Sinirle, hırla gürle bir şeyler söyleyebilirler. Ama onlar gerçek duyguları değil. Bakın size de diyor ki sadece zihninde gördüklerini fiziksel olarak gördüğün şeyler de olacak. Biraz daha onlar senin için önemli sevgili arkadaşım yani hem kalbi olarak hem maddi olarak hem manevi olarak desteklendiğin bir dönemdesin. Yani bir yerden yanılsan diğer yerlerden desteğini alırsın. O yüzden diyorum bakın genel olarak kazandığınız bir sürecin içerisindesiniz. Sizi kandırmaya çalışanların hepsinin kendisinin kandırıldığı, kendilerinin aldatıldığı bir dönem. Artık hayatınızda yani siz yalan söylediğin söylemediğiniz zaman da ben bilemem. Ama şunu söyleyeyim, sizin de artık yalanı, hayalleri, yalanı dolanı ya da e, ya şakacıktan işte üzülmesin diye yalan söylüyorum. Bunları bile kenara bıraktığınız bir dönem. E, önceden paranız yoktu ama paranız varmış gibi davranıyordunuz. Artık öyle davranmanıza gerek yok çünkü artık paranız var. Önceden mutlu değildiniz ama mutluymuş gibi davran Öyle davranmanıza gerek yok. Çünkü artık mutlu olduğunuz bir dönem. Yani mış gibi müş gibi yapmanın hiçbir manası yok. Çünkü beklediğiniz birçok şey inşallah ki arkadaşlar hayatınıza gelir. Ne kandırılıyorsunuz ne kandırıyorsunuz. Hiçbir şekilde buna ihtiyacınız yok. Notlarınızı mı saklıyordunuz? Saklamanıza gerek yok. Çünkü bir şeyler artık düzeldiği için e, güzel olanı, düzelen şeyleri de söylemek insanı mutlu eder. Sizde de böyle bir durum var. İkili ilişkilerde zaten süper bir dönem. İkili konuşmalarınızdan maddiyat konuları çok yoğun geçiyor. Siz ve partneriniz hep para konuşabilirsiniz. Siz ve anne, siz ve baba, siz ve eşin, siz ve çocuklar. Hep böyle bir para, maddiyat, belki kardeşler işte bir miras olayı var. Bakın hep para konuları. Nasıl yaparız, nasıl ederiz değil. Para ne kadar geliyor? Biraz daha işin maddiyat kısmı ne kadar harcayacağız? Ne kadar gelir getiriyor? Ne kadar kazanırız? Hep bakın bunları konu. İşte ne kadar maaş alacaksın? Zam mı? Ne kadar zam alacaksın? gibi konular bayağı yoğun. Bunu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar tılsım prensi şudur. Siz bir şey istiyorsunuz bunun için. Yeterince zaten emek vermişsiniz. Toprağa yeşelemişsiniz. Tohumunuzu atmışsınız. Şimdi sonuç aldığınız bir dönemdesiniz ve bebeğe bakar gibi. Çok değerli bir şeye bakar gibi verdiğiniz emeklerin sonucuna baktığınız bir süreçtesiniz. Ama 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 biraz bulunduğunuz kalıpların, bulunduğunuz evin, şehrin, bir şeylerin çıkabildiğiniz kadar ya da ilçenin biraz dışına çıkın. Normalde sadece dil öğreniyorsunuzdur. Tek bir dilde kalmayın. Biliyorsanız başka dillere yönelin. Tek bir para kaynağında kalmayın. Başka kaynaklara yönelin. Tek bir meslek mi yapıyorsunuz? Tek meslekte, tek seçimde kalmayın. Başka seçeneklerinizi de oluşturun. En azından her şeyi reddetmeyin. Tek bir yerden gelmesin. Birçok yerden, birçok kaynaktan size maddi manevi güzelliklerin akmasına izin verin. Bu tabii ki eğer bir cesaretle ilgili durumunuz varsa cesaret edemiyorum, işte ben beceremem, yapamam, utanıyorum gibi durumlar varsa demek ki Ocak ayında az çok bunları hallediyorsunuz. Ve çok başarılı olacağınızı inandığınız bir yolda tamamen kendinizi ayarlamışsınız. Giderken yanınızdaki yol arkadaşlarınıza dikkat etmeniz önemli olacaktır. Çünkü siz ilerlerken bir anda siz arkanızı dönmenizle yani tabiri caizse arkanızı dönmenizle bir bakarsınız. Aa sen neredesin? E hani evlenecektik? Bir arkama döndüm. Bir ufak küslük oldu hemen başkasında bulmuşsun. Ya bir arkamı döndüm. Ya ben bugün gelemem ama işte sabahtan gelmeyeyim. Öğleden sonra gelsem iş görüşmesine olur mu dediniz? Kabul ederler. Sonra sorduğunuzda e biz zaten birisini kabul ettik. Yani o yüzden bu dönemde insanlara dikkat edin. Size vereceğim dedikleri parayı e işte sen dün gelip almadığın için ben de başkasına verdim o parayı. Bekle biraz daha borcunu diyebilirler. E, o yüzden bu süreçte Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz önemlidir ve kılıç dörtlüsü şunu söyler. Hayatınızda kendinize birazcık zaman ayırmanız gerekiyor. Çok önemli, çok büyük, çok gelişmelerin olacağı bir döneme geleceksiniz. Belki birkaç ay içerisinde. Ve Ocak ayı biraz daha böyle hayatınıza turbo etkisi olmadan önce sizi dinlendirir. Der ki bak Şubat, Mart bilemiyorum bir yerden sonra senin hayatında eğitim, iş, kariyer, aşk çok çok hızlı şeyler olacak. Kendini hazırla. Paran mı var? Paranı tut. Bir şeyler biliyor musun? Yani yapabildiğim bir şeyler varsa yap. Düşünmen gerekiyorsa düşün. İşte evlenmeyi mi düşünüyorsun? İşte bunu Ocak ayında düşün. Çünkü Şubat ayında kalkar der ki hadi isteme olsun, hadi söz olsun. O anda geldiğinde hı ne oldu ne diyorsun hiç hazır değilim diyemeyeceğiniz için bazı şeylere bu iş olur, iş planı karşınıza gelir. Aa durun ben dil öğreneyim. Aa durun ben kursa gideyim İki dakika beni bekleyin. Böyle bir şey diyemezsiniz. O yüzden bir para varsa bir şey yapmayı düşünüyorsanız yani ocak ayında düşünün ve kendinizi toparlayın sevgili dostlar. Buradaki rehberlikten tamamen bahsediyorum. Çünkü şu Mart bilemiyorum sizler için artık ne zaman 2024 aylık tarot okumanızda size bazı aylardan, zamanlardan, belirli dönemlerden belirli döneme kadar hayatınızda bir hız dönemi, bir turbo dönem olmasından bahsetmiştik hatırlıyorsanız ki izlemediyseniz izleyiniz. Bu süreçte bakın kendinizi Ocak ayı hazırlamak için önemli. Zaten bakın Underworld diyor. Underworld demesi sizin alttan alttan şu bilinç altınızda yapmak isteyip de yapamadığınız bazı şeyler olduğunu anlatır. Ve solucan gibi bir şey gelir. Sizin o aklınızı kımıl kımıl ede ede karıştırır. Tam bir yani Ocak ayında tam böyle hadi kalkayım da bir iş yapayım, bir para biriktireyim dersiniz. İşte o solucan gelir. Belki bir ürün gördünüz, belki bir arkadaşınız. Biriktirdiğin parayı gel buraya harca der. Sizin o bütün para biriktirme planınız, işte eğitime harcayacağınız para, ettiğiniz bir yemin varsa kalkıp onu bozabilir. Çevrenizdeki insanlara dikkat ediniz. Zaten kılıç ikilisinde de şöyle bir şey vardır. İnsanların bir şeyleri yapmasına, hata yapmalarına, üzerinizden geçinmelerine sizi kullanmak demeyeyim ama size bir şeyleri yaptırtmaya çok çok bayılan insanlar var. Aa zaten bilmiyor. Zaten terazi burcu sessiz. biz ne istesek yapar. İşte ona gidelim. Siz boşverin yemek hazırlamayın. Dışarıda da yemeyelim. Terazi burcunun evine, ofisine gidelim bize yemek ısmarlasın. Çünkü bunu arkadaşlar sanki vermişsiniz. Yani çok cömert olmanız güzel bir şey ama çevrece yani yanlış anlaşılmış maalesef göreviniz gibi olmuş bazı şeyler. Bu dönemde gözlerinizi de açtığınız açtığınız bir dönemin içerisindesiniz. Gülüyorsunuz, kahkahalar atıyorsunuz ama önceki zamanlarda o kadar o kadar o kadar gülüyorum ama iki dakika önce beni görseydiniz gözlerim şiş ağlamıştım ama şimdi arkadaş ortamı aile ortamı kimse içimde neler yaşıyorum bilmesin e, duygularım gizli kalsın biraz böyleyken bu dönem içerisinde biraz daha duygularınızı e, açtığınızı söyleyebilirim Aşk hayatı ile ilgili güzel bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Zaten ikili ilişkilerde anlaşma yapma, kontrat imzalama, bir şeyleri yenileme, yani kontratı yenilersiniz, anlaşmayı yenilersiniz, sözleşmeleri yenileyebilirsiniz. Tekrardan bir yerlere kayıt olabilirsiniz. Kayıt yenileyebilirsiniz. Başvurular yapabilirsiniz. Bunların yoğunluğu çok çok fazla. Zaten kupa ikilisiyle geliyor bu. Güçlü bir durum. Alma, verme olayları çok fazla. Yani sevgi alırsınız, sevgi verirsiniz, para alırsınız, para verirsiniz. Yani normalde para verecek durumunuz yoksa para verecek duruma gelirsiniz. Demek ki bir şeyler geliyor. Ve tabii ki Eros, Eros zaten direkt olarak aşk hayatında yeni birileri gelebilir. Gelen kişi tamamen kalp enerjisiyle, sevgiyle gelir. Ee, yani maddiyat falan hiç buralara bakmaz, umursamaz da böyle bir insan gelebilir. Veyahut da hayatınızdaki insanla sürekli para, 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 para konuşuyorsanız bu parayı bırak ya. Gel bir şeyler yapalım seninle. Hani parayı umursamaz. Böyle bir durum var. Bir de arkadaşlar bir çöl kartı var. Şimdi çöl kartı biraz şöyle bir durumdur. O kadar yoktur ki mesela para o kadar yoktur ki aşk o kadar yoktur ki karşınızdaki insan yanınızdadır. Yani sevgiliniz yanınızdadır, eşiniz yanınızdadır. Ama o kadar yoktur ki yalnızsınızdır ve bu yalnızlığı köküne kadar hissedersiniz. hani. Ha duvarlar ve ben, ha yanımda durmuş ve ben. Ne fark eder? Aynı şey. İşte partner, eski partnerim küsüz e, hali, eski partner küslük çok çok normal. E, böyle geçiyor geçerken suratıma bile bakmıyor. Burada bir eksiklik var. Burada bir sıkıntı var. Yani geçiyor ama beni yok sayıyor, beni görmüyor. Çocuklarım bir şeyler söylüyorum, lafımı sözümü dinlemiyor, beni yok sayıyor. İşte ailem ona keza beni yok sayıyorlar bilmem ne Allah'tan bir maaşım var maaşım olması hiç gözlerine görünmeyeceğim falan falan. Eğer ki böyle durumlar içerisindeyseniz bir dua görünüyor. Tabii ki sizin inancınıza göre yani neye inanıyorsanız bir dua görünüyor. Arkadaşlar çölü bir bahçeye çölü bir cennete çevrilmesi niyetiyle yaptığınız bir dua var. Çünkü ay yani hilal gökte ve sizin o çölün yakıcı kumlarından elinizi yukarıya çıkarıp yani hala benim için bir umut var. Ben çok yerin dibinden, toprakların altından gelip ta tepedeki hilale varacak kadar yükseleceğim. Ve yükselmeden de durmayacağım. Yani kendinize bir hedef belirlemişsiniz yukarılarda. Oraya varmak için her şeyi yapabilirsiniz. Ve gerçekten de buradan çıkmak adına yani insanoğlu değil, bana ilahi lazım, bana yaratan lazım şeklinde bir düşünceyle ilerleyişiniz var. Arkadaşlar çok sinsi, çok içten pazarlıklı bir kadın var burada. Yani lafları çok fazla iğneleyici, acı veren, üzücü sözleri çok yoğun olan bir kadın var. Ve hayatınızda da istersen yani iştendir, ailedendir yani hayatınızdan atamadınız hatta birinci sıralarda yoğun olarak Ocak ayında da görünen bir kadın. Bu kadını temizliyorsunuz hayatınızdan. Yani ya konuşma, git dersiniz. işte iş yerinden size çıkar gider, Öğretmeniniz olabilir. O yer değiştirir, siz yer değiştirirsiniz. Bir şekilde bir rahatlama durumu görünüyor. Bu dönemde boş hayaller arkadaşlar artık dediğimiz gibi bitiyor. Kurduğunuz evet hayaller var, güzel temiz hayaller ve bu hayaller bir gemiyle beraber gerçekleşmek üzere başka başka limanlara gidiyor. Gemi bir limanda ticaret yapamadı diye ticareti bırakır mı? Ya da başka denizleri, başka yerleri keşfetmeyi, ufka doğru gitmeyi bırakır mı? Bırakmaz. Siz de aynı şekilde bu iş yerinde olmamış olabilir, bu yerde olmamış olabilir. Bu hayalim olmamış olabilir. Ne yapayım? Hayallerimden vaz mı geçeyim? Kendimi mi keseyim? Hiçbir şey yapamam. Başka hayaller kuracağım ama bu hayallerim benim gerçek olacak. Yani daha tutarlı, çok havalardan uçmadığım, biraz daha minik minik başlayıp en sonunda aya, başlangıca, hilale, aydınlığa doğru bir yola gidiyorum ve burada da bir gemiye biniyorum. Ki bir yolculuk planınız varsa bu yolculuk planına da çıkabilirsiniz. Yani yolculuğa çıkabilirsiniz. Benim sizler için sevgili arkadaşlar yani tatiller olabilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde kanala abone olmayı unutmuyorsunuz kesinlikle. En başta en başta en başta kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.